Sayın Başbakanım, kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli Zonguldaklı hemşehrilerimiz, Zonguldak merkez ve ilçelerinden gelen, Karabük'ten, Bartın'dan, Düzce'den, Bolu'dan gelen çok kıymetli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, Zonguldak'ta bugün gerçekleştireceğimiz açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş bulduk. Gerçekten benim için çok duygusal bir an. Yaklaşık 16 yıl yaşadığım bir kente tekrar dönmek hakikaten beni hem duygulandırıyor hem de çok mutlu ediyor. Yaklaşık 2 dönem rektör olarak hizmet ettiğim Zonguldak'a inşallah bundan sonra da Milli Eğitim Bakanı olarak tüm imkanlarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben biliyorum ki Zonguldak emeğin başkentidir. Zonguldak Cumhuriyet'in ilk kentidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne gelmesinde büyük emeğe olan, sanayideki, ekonomideki gelişmede büyük katkıları olan şehrin ismidir Zonguldak. Zonguldak binlerce maden şehidinin yattığı yerdir. Bu vesileyle tüm maden şehitlerimizi rahmet ve minnette anıyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zonguldak'a çok daha gelişmiş, müreffeh, kalkınmış, eğitim şehri, sağlık, ticaret ve kültürle gelişmiş çok daha iyi noktalara getireceğiz. Yaklaşık 2 gündürlü bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz Zonguldak'ta gezdiler. Merkezde, ilçelerde, Ereğli'de, Çaycuma'da, Gökçebey'de, Devrek'te tüm ihtiyaçları tespit ettiler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak mevcut yatırımlara ilave olarak 350 milyonluk ilave yatırımı da Zonguldak'a kazandırdık. Ama 350 milyonun üst sınırı size bağlı. Arazi bulunan yerde okul yapmak için her türlü kaynağımızı Zonguldak'a aktaracağız. 2022 yılında Zonguldak'ın eğitimle ilgili hiçbir eksikliği kalmayacak. Ben Milli Eğitim Bakanlığı olarak buna söz veriyorum. Ve sizlerin bir kardeşi olarak sadece eğitimde değil, ulaştırmada, enerjide, çevrede, sağlıkta, diğer bakanlıklardaki tüm işlerinizin de takipçisi olacağım. Ve inşallah 2023'e çok daha gelişmiş, sorunlarını çözmüş, sorunlarını konuşmaktan bıkan bir şehir değil, yeni projelere olan, geleceğe umutla bakan bir şehir olacağız. Ben tüm desteklerimden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımızın bu şehre çok emeği var. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ederim. Sayın vekillerimizle sürekli beraberiz Ankara'da. Her alanla ilgili, sadece eğitimle ilgili değil, diğer alanlarla ilgili de tüm yatırımları sürekli istişare ediyoruz. İl başkanımıza çok teşekkür ederim. Zeki Bey'le de sürekli istişare halindeyiz. İnşallah el ele vererek Zonguldak'ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Ben bugün açılışını yapacağımız, yıllardan beri özlem duyulan Zonguldak Kilimli Tüneli'nin ve yolun, yol projesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tünellere ismi verilen rahmetli Profesör Doktor Şaban Teoman Durali hocamızı da rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.